Maraş Manşet Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden kurum, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısına katıldı. Kentimizde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında polis ekiplerince 7 ayrı adrese yapılan şafak operasyonunda 4'ü kadın 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı için başlatılan yardım kampanyasında bağışta bulunan Kahramanmaraşlı iş insanlarına madalya verildi. 6. Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluşan yazar Alişan Kapaklıkaya, "En güzel nasihat örnek olmaktır, biz çocuklarımıza şunu yapma demek yerine örnek olmalıyız" dedi. 12 Şubat Kaymakamı Serkan Keçeli, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile birlikte kırsalda bulunan Hacılar Mahallesi'ndeki Hacılar İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek kıyafet ve oyuncak dağıtımı yaptı, öğrencileri sevindirdi. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'yi makamında ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İl Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre bugün Kahramanmaraş'ta hava açık. Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 25, en düşük hava sıcaklığı 13 derece. Doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi, iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet, iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.